Hoş geldiniz, merhaba. Hazırsanız başlayabiliriz. Tamam mısınız? Buyurun. Tamam. Yok, burayla da konuşuyorum da tamam. Evet, değerli basın mensupları, partimizin 3. olağan kongresi öncesi 9 Şubat 2018 tarihinde partimiz bileşenlerinin temsilcilerinden Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi, Yeşiller ve Sol Gelecek eş sözcüleri Naci Sönmez ve Eylem Tuncaelli, Sosyalist Dayanışma Platformu eş sözcüsü Kezban Konukçu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi eş genel başkanı Ahmet Kaya, Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Onur Hamzoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkan yardımcısı Hacer Özdemir ve sonradan serbest bırakılan Birleşik Devrimci Parti genel başkanı Musa Piroğlu, partimizin 3-4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdiği konferans sonrasında kamuoyu ile paylaştıkları sonuç bildirgesinde Afrin halkının ve Türkiye'li yoksul halkın çocuklarının yaşam hakkını savundukları, Afrin'de savaşa hayır dedikleri için gözaltına alındılar. Halkların boğazından kestiğiniz lokmayı savaş bütçesine aktarma hakkınız yoktur dedikleri için gözaltına alındılar. Evet, yalnızca barışı savunan sözlü bir açıklama yaptıkları için bu arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Sadece bir basın açıklaması nedeniyle. Bu arkadaşlar, bileşenlerimiz, sözcülerimiz, bunlar partimizin temel taşı olan insanlardır aynı zamanda. Değerli arkadaşlar, işkence bitti diyen bir hükümetin döneminde bu arkadaşlarımız başlarına silah dayanarak ve yere yatırılmak suretiyle gözaltına alındılar. 5 gündür spor salonunda günün hangi saatinde olduğunu bilmeksizin çıplak zemin üzerinde tutuluyorlar ve sözlü şiddete, hakaretlere maruz kalıyorlar. Hiçbir insan için kabul etmeyeceğimiz bu muamele, milyonlarca insanın desteğini almış partimiz bileşenlerinin liderlerine karşı yapıldığında biz bunu milyonlarca yurttaşımıza karşı yapılmış sayıyoruz. Bileşenlerimize yöneltilen örgüt üyeliği, propaganda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamaları ise aynen iade ediyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, barış diyenler değil, dost halkların yaşadığı coğrafyalarda savaşa gidenlerdir. Değerli basın mensupları, göz altında bulunan bileşen başkan ve sözcülerinden kısaca tek tek söz etmek istiyorum. Çünkü bazen bazı şeyler sayılarla, tanelerle anlatılıyor. Bu iktidar döneminde maalesef böyle oluyor. İnsanların kimlikleri, kişilikleri yok. Ne yaptıkları, neyi savundukları belli değil. Tanelerle, sayılarla toplanıp gözaltına alınıyorlar. Ünlü doktor, sosyalist teorisyen 1938 yılında Nazım Hikmet'le beraber yargılanarak ülkemizdeki her inançlı muhalif gibi uzun yıllarını hapiste geçirmiş, Hikmet Kıvılcımlı'nın mirasını taşıyan SODAP eş sözcüsü Kezban Konukçu.
Figen Yüksekdağ gibi binlerce devrimciyle, binlerce gençle, ezilen kadınların, gençliğin, işçi sınıfının partisi olmuş, Kobanides savaştan etkilenen çocuklara yardım yapmak için, kütüphane yapmak için, park yapmak için ellerinde ağaç tohumlarıyla giderken onlarca üyesi Suruç'ta bombalı bir saldırıyla katledilmiş olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi. Ambleminde taşıdığı üç renkle, kızılla işçi sınıfını ve sınıf mücadelesini, yeşille doğayı ve ekolojik mücadeleyi, morla ise kadın kurtuluş mücadelesini simgeleyen, kapitalist sömürüye karşı dayanışmayı, ortaklaşmayı savunan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi eş genel başkanı Ahmet Kaya. Erkeklerin kadınlara, insanların diğer canlılara yönelik şiddetini ve hayata sinmiş her türlü şiddeti reddeden, şiddetsiz bir politik dili, ekolojik ve sol mücadeleyi savunan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüleri Naci Sönmez ve Eylem Tuncaelli. Bu coğrafyada en çok acı çeken halkın, Kürt halkının, 10 yıllarca süren eşitlik, demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinin taşıyıcısı, defalarca kapatılan partileri, tutuklanan milletvekillerine rağmen halkın büyük desteğiyle mücadeleye devam eden ve eş başkanı, kadın mücadelesinde de yoldaşımız olan Sebahat Tuncel, zaten tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir. İşçiler, kadınlar, Kürtler, Aleviler ve bütün ötekileştirilmiş halklar için, zafer için birliğe, devrime, sosyalizme diyerek mücadele eden, engelli haklarının da Yılmaz savunucularından Birleşik Devrimci Parti Başkanı Musa Piroğlu. Ve Türkiye'de halkların bir arada onurlu biçimde yaşama projesi olan, Türkiye'deki tekçi resmi ideolojiyi temelinden sarsmayı başarmış ve partimizin de aslında temel taşı olan Halkların Demokratik Kongresi'nin başkanı, profesör ve tıp doktoru, sermayenin ve iktidarın tüm baskısına rağmen Dilovası'ndaki o kanserojen maddelerin anne sütüne karıştığını ifşa eden, bunu açıklayan ve bunun için de zaten aslında mesleki olarak da çok fazla baskıya maruz kalan bilim insanı sevgili Onur Hamzaoğlu. Evet, her biri kendisi için değil, toplum için savaşan, bunun için mücadele eden arkadaşlarımız, değerli dostlarımızdır onlar. Halkların Demokratik Kongresi ve sosyalist partilere yönelik HDP Kongresi öncesi yapılan operasyon ve gözaltılar asla hukuki değildir. Tamamen siyasi operasyonlardır. HDP fikriyatını yok etmek için yapılan şeylerdir. Ve bu kurumlar halkların, inançların, farklı kesimlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği parti ve kurumlardır. İşte HDP böyle bir partidir ve tüm ülkeyi tekçiliği dayatan bir hükümetin sindiremeyeceği kadar çok sesliliğe kavuşturmak isteyen bir partidir. Bu operasyon çok seslilikten ve barıştan duyulan korkunun bir göstergesidir. Şu anda göz altında olan da barıştır, barış iradesidir arkadaşlar. Evet, kongre öncesi bileşenlere yönelik bu saldırıların bir amacı da bileşenlerimiz üzerinden mesaj vermek ve Batı kamuoyu nezdinde partimizi yalnızlaştırmaktır. Ancak sizlerin de gördüğü gibi pazar günü Türkiye'nin dört bir yanından sel olup kongremize katılan halklar ve bileşenlerimiz bu çabanın nasıl da beyhude bir çaba olduğunu göstermiş oldu. Gösterilen bütün baskılar orada parçalanıp bir kenara atılmış oldu. Evet, HDP'den yürüttüğü mücadeleden korkabilirsiniz. HDP ve bileşenlerinin savunduğu ilkeler, vermiş olduğu mücadele Türkiye halklarının demokratik geleceği için elzemdir. Bugün barışı savunan tek hat HDP ve HDP bileşenleridir. Yaşamı, yaşatmayı temel ilke olarak savunuyoruz. İktidar her gün bu ülkenin gencecik insanlarını ölüme gönderirken biz insanlar
ölmesin diye mücadele ediyoruz ve bileşenlerimizle beraber bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. HDP ve bileşenleri tüm engellemelere, yasaklara, gözaltı ve tutuklamalara rağmen savaşa karşı çıkmaya, barışı savunmaya devam edeceklerdir arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz. Gerek MHP'den gerek AK Parti'den HDP komitesini öyle çok sert eleştirdiler var. Sizin kurumda neden söyleyeceksiniz bir. Sizin sen devlet partisinin Vietnam benzetmesi var. Türkiye'de 5 katını yapabildiğiniz şekilde. O iki konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Vietnam'da neler olduğunu ve sonrasında yaşananları Amerika'da ve Amerikan halkının aslında nasıl o savaşın itibarsız ve insanlara zulmeden aslında meşru olmayan bir savaş olduğunu gösterdiğini yıllar içerisinde biz hayatın her alanında gördük. Filmlerle gördük, kitaplarla gördük ve yaşayan halklar da bunu gördüler. Onun dışında kongremize yönelik şeylerle ilgili olarak ise sadece şunu söyleyebilirim. Biz gerçekten aslında teşekkür etmek istiyoruz. Çok ciddi bir ilgi gösterdiler. Onlarca GBT taraması yaparak yollarda gelirken halkımıza çok ciddi bir ilgi gösterdiler. Kongremizi kriminalize etmek için çok ciddi bir ilgi gösterdiler. Öncesinde işte bugün basın açıklamamıza da konu olan bileşenlerimizi ve bütün arkadaşlarımızı o işleri yürüten gözaltına almak için çok ciddi çaba gösterdiler. Bu aslında işte ne kadar güçsüz olduklarının da göstergesidir. Kongrede ne kadar güçlü olduğumuzu, birlikte olduğumuzu ve her zaman barış için mücadele edeceğimizi gösterdi. Halklarımız dirayetle, dirençle oraya aktılar ve geldiler. Söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Teşekkür ederim. Bir sorun var. Şimdi yeni bir gelişme aldım. 10 Ekim Derneği, bu kar saldırısı sonrası kurulan Aile Verim Çocuğu Derneği. Evet. Arkadaşlar yani çok acı bir şey. Gerçekten hani bu da işte bütün toplumsal muhalefetin ne kadar yok sayılmak istendiğinin göstergesi. 10 Ekim'de ben oradaydım 10 dakika arayla belki yani o patlamadan. Arabamızla yaralıları taşıdık. Sonrasında hep o arkadaşlarımızla beraber olduk ve her ayın 10'unda garın önünde toplanan ve orada acılarını paylaşan insanlar onlar. Yani gerçekten yaşadıkları katliamın acısını aynı zamanda birlikte dayanışarak telafi etmeye çalışan insanlar. İşte bunu bile aslında görmeyip hani bir tanesine başsağlığı dilemedikleri, bununla ilgili açıklama yapmadıkları bir yana o günden bu yana gidip de orada insanlara bir mesaj vermedikleri bir yana insanlar orada heykel dikilmesini isterken 10 Ekim katliamıyla ilgili bir barış dostluk heykeli dikilmesini isterken derneklerini kapatmakta yine başka bir güçsüzlüğün aslında ifadesidir. Yani 10 Ekim'de hayatını kaybeden insanların yakınlarının orada her ayın 10'unda orada toplanmasından, orada bir iradenin sergilenmesinden de korkulduğunun ifadesidir. Bunu söylemek isterim. Ben bileşenlerimizi bir kez daha ifade ederek sizlere ve derhal serbest bırakılmalarını talep ederek bulundukları yerden mücadele alanlarına koşmalarını talep ederek basın toplantımızı bitiriyorum. Katılımınız için tekrar teşekkürler. Sayın Başkanımız, Filiz Hanım Vietnam talihsiz benzetmesiyle ilgili gereken cevabı verdi. Soruşturma meselesine gelince, bizler bu ülkenin seçilmiş parlamenterleriyiz.
bu savaşın ülkemizin ortak geleceği için sıkıntılı bir şey olduğunu, vahim sonuçlar üreteceğini ve büyük bir toplumsal maliyet üreteceğini düşünüyoruz. Bizim böyle düşünmemizi ve bunu dile getirmemizi engelleyecek hiçbir şey yoktur. Can kaybı kim olursa olsun, bizim bu ülkenin herhangi bir yurttaşından daha az üzülmemiz ve kaygı duymamızı düşünenler ancak insanlıktan nasipsiz olanlar, kanla beslenenlerdir. İki gözden dört ölüm bakanlardır. Ama biz bu savaşı onaylamak zorunda değiliz. Biz seçilmiş bir parlamenteriz ve bu ülkedeki bir tek insanın emir ve komutuyla hareket etmeyen çok önemli bir kesimi temsil ediyoruz. Ben hükümetin düşündüğü gibi düşünmek zorunda mıyım? Bir siyasal partiyiz. Onun için soruşturma açmışlar. Yani soruşturma açmaları bu ülkedeki sözde demokrasinin ne kadar yerlerde süründüğünü kanıtlama çabasından başka bir şey değil. Teşekkür ederiz. Açsınlar. Hakkımızdaki yüzlerce dosyaya bir dosya daha eklenmiş olur. Ama bir yere de bir şey daha eklenir. Bakın 12 Eylül zilleti geçtikten sonra, 90'lı süreçler geçtikten sonra o döneme tozu bulaşanlar vebadan kaçmış gibi o dönemle olan ilişkilerini yatsımaya, utançtan anmamaya başlamışlardı. Bu dönemde böyle olacak. Siz tarihsel bir kesiti içinden geçmekte olduğunuz 3-5 günle ele alırsanız size siyasetçi denmez, devlet adamı denmez, yurtsever hiç denmez. Sorumluluk bunu uzun bir erimde ortak geleceğimiz, bölgesel barış, dünyadaki ortak iyilik kavramları üzerinden değerlendirebilmekle mümkündür. Bu kapasiteniz varsa size yurtsever de denir, devlet adamı da denir. Bilumum olumlu vasıflarla anılmayı hak edebilirsiniz. Siz binlerce kere fikir değiştirmişsiniz. Her fikir değiştirdiğinizde sizin peşinize takılan güruh olsaydık bugün insan içine çıkacak yüzümüz kalmazdı bizim. Biz doğrulara, barışa kategorik olarak, ilkesel olarak bu parlamentonun çıkardığı ya da dünyanın neresinde olursa olsun çıkarılmış bütün savaş tezkerelerine hayır demiş bir partiyiz biz. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur. Parti programımızdır. Bir günde değişmez, bir olayla değişmez. Halkın bizden beklemesi bu savaş korosuna katılmamız değil. Evlatlarımızın geleceğini, canını, bütün bu ülkenin ortak geleceğini daha emin bir limana çekmektir. Bizden beklenen budur. Genelkurmay Başkanı bile savaşa siyaset karışmasın diyor. Dünyanın en siyasi işi. Ortalık boş laf edenlerle dolu. Onun için soruşturma falan sadece bu ülkede o demokrasi kırıntısının bile kalmadığının bir göstergesidir. Ayrıca da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Kongremizi bugün grup toplantısına gösterdi. Utanmadan ana akım medya bu görüntüleri verecek. Biz orada değerli basın emekçilerini bir kenara ayırıyorum. Bu ülkenin üçüncü partisi orada kongre yaptı. Bir tane canlı yayın aracı yoktu. Bu ülkede böyle bir kongre olmamış gibi davrandılar. Bizim olmadığımız toplantılarda her gece ahkam kesip duruyorlar. İşte başkanımızın bahsettiği bu toplumun en seçkin insanları apar topar bir siyasi imha operasyonuyla gözaltına alınıyorlar. Bu ülkenin soluduğu havada emeği olan Onur Hamzaoğlu için eğer bir tek haber bültenleri bir şey söylemiyorsa yarın utanacaklar kervanında bütün bu ana akım kanallar da vardır. CNN'i, Habertürk'ü, NTV'si hepsini söylüyor. Bunlar yarın demokrasi, basın özgürlüğü nutku atamayacak kadar
utanç içerisindedirler. Zillettedirler. Bu da tarihlere böyle geçsin. Arkadaşlar, kapatmadan aslında yeni eş genel başkanımız Pervin Buldan'ın bir sözünü söylemek istiyorum. Madem söz buradan açıldı. Yani bizim aslında hani o bir toplantının sonunda haydi yürüyün hep beraber Afrin'e gidelim gülüşlerinden ne kadar farklı olduğumuzu gösteren sözler bunlar. Kongrede söylediği sözler, işte bunlara soruşturma açsınlar. Hiçbir anne babaya, evladının, hiçbir kadına, nişanlısının, eşinin, sevgilisinin, hiçbir çocuğa babasının tabutunu göndermeyin. Zira hiçbir mertebe dindirmez bu acıyı, hiçbir mükafat dolduramaz yitirilmiş canların yokluğunu dedi. Teşekkür ederiz.